Sevgili seyirciler, Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Sahil Yenice Köyü yıllık 4 milyonu bulan ceviz fidanı üretimiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 1980 yılından bu yana bölgede üretimini sürdüren Bandırma Arıcılık ve Fidancılığın kurucusu Hüseyin Olacak, en kaliteli ceviz fidanı Sahil Yenice'de üretilir diyor. İç piyasanın taleplerine yanıt veren firma ihracat potansiyelinde de artışa gidiyor. Aşılı ceviz fidanı üretiminin başkenti Balıkesir Bandırma'ya bağlı Sahil Yenice Köyü, yıllık 4 milyonu bulan fidan sayısıyla haklı bir gururu yaşıyor. Türkiye genelinde her iklim koşuluna uygun fidanın üretildiği bölgede 1980'li yıllardan bu yana iç ve dış piyasanın taleplerine yanıt veren Bandırma Arıcılık ve Fidancılık Hüseyin Olacak tarafından kuruluyor. Aşılı sertifikalı ceviz fidanı üretimine 1985 yılında başladık. O günün şartlarında 3-5 bin adetti üretimimiz. Şu anda 200-250 bin adet civarına üretimi yükselttik. Bölgemizin hava iklim şartları itibariyle aşıların tutma oranı %95 civarındadır. Bandırma'da ceviz fidanı, Bandırma Sahil Yenice Köyü'nün ceviz fidanı üretimi yılda 4 milyon adete ulaşmıştır. Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün Bandırma'da yapılan aşılardan daha fazla verim alması, bölge ekonomisini şekillendiren en önemli adım oluyor. Zaman içinde köy halkı fidancılığı öğreniyor, üretim yapılan metrekarelerde hızla artıyor. İlk üretime başladığımız yıllarda 3-5 dönüm üzerinde bir çalışma yapıyorduk. Şu anda 50 bin metrekare, 50 dönüm üzerinde bir üretimimiz var. Avantajlı bir yatırım olarak değerlendirilen ceviz fidanı dikildikten 2 yıl sonra meyve vermeye başlıyor. Chandler ceviz fidanı 2. yıldan itibaren ufak bir şekil budaması yapılarak 2. yıldan itibaren meyve almaya başlanır. 3. 4. 5. sene devam eder. Bazı bölgede 5. yıl, bazı bölgede de 6. yıl yatırımı amorti eder. Yani yatırdığınız parayı geri kazanırsınız. Ondan sonra 5. ve 6. seneden itibaren ömür boyu size çalışır efendim. Meşakkatli bir süreç yaşanıyor ceviz üretiminde. Ağustos ayıyla birlikte sürecin en önemli aşaması yaşanıyor. Yabani türlere, yabancı çeşitlere aşılanıyor. Ocak, Şubat ayında tohumları ekiyoruz. Onları bakıyoruz yaz boyunca, Ağustos'a kadar büyütüyoruz, aşıya geliyorlar onlar. Ağustos'un başından itibaren aşıya başlıyoruz, Eylül'ün 10'una kadar aşı yapıyoruz efendim. Aşılanıp büyüyen ve dikime hazır hale gelen fidanlar için dikimde iki alternatif bulunuyor. Hüseyin Olacak bu aşamada dikkat edilmesi gereken durumlara karşı uyarıyor. Tüplü fidanlarda 365 gün dikim yapılabilir. Açık köklülerde ise doğal olarak yaprağı dökmesi Kasım'ın 15'i 20'sini bazen de Kasım'ın sonunu buluyor. Dikim yapacak kişilerin özellikle fidanı alacağı yerden doğal olarak yaprağını dökmesini beklemesi lazım. Türkiye'de fidan alımında en büyük sorunun çeşit konusunda yaşandığı tespitinde bulunan Hüseyin Olacak, sonradan doğacak sıkıntıları önlemek adına alınan çeşidin faturada mutlaka belirtilmesi gerekir diyor. Yatırımcının ilk önce faturada Chandler ceviz fidanının geçmesi, sertifika aralıklarının yazılması, ayrıca noterden de ismine doğru garanti belgesi istemesi gerekiyor. Ben bütün üreticiler, yani fidan bahçesi kurmak isteyen bütün arkadaşlara noterden çeşit konusunda garanti veriyorum efendim.
Yaptığımız her iş referansımızdır diye devam ediyor. Yatırım yapmak isteyen iş adamları referans istiyor. Şimdi ben bu yatırımı yapmak istiyorum ama bana geliri gideri ne olur? Veya şu yaşta ağaç bana kaç kilo meyve verir? Kaç yılda kendini amorti eder? Diye şey yapıyorlar, araştırma yapıyorlar. Bizde zaten 8 yaşında kurulmuş Çetler bahçesi var. Buradan kendilerine zaten bizzat gezdirerek meyveler üzerinde referans veriyoruz efendim. Yatırım yaparken bölgeye uygun fidan seçimi de oldukça önem taşıyor. Zira soğuk iklime dayanıklı fidanla sıcak iklim fidanı aynı olmayabiliyor. Chandler ceviz fidanı -20 dereceyi yılda bir defa iki defa görmüş yere ekilebilir. Ama -20 dereceyi bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün devamlı gördüğü yerlere kesinlikle Chandler ceviz fidanı dikilmez efendim. Bu bölgelere de Fernor ceviz fidanı ekilir. O da tabii yüksek rakımlı soğuk iklimin olduğu bölgelere ekilir efendim. Meyve yapısı ceviz çeşitlerinin iç pazar ve dış pazarda tercih edilirliğini de etkiliyor. Olacak talepler doğrultusunda her çeşitten elimizde bulunduruyoruz diyor. Şu anda aşılı sertifikalı olarak elimizde satışa hazır 230 bin adet. Chandler, Fernon, biraz da yeri çeşitlerin olmak üzere 230 bin adet ceviz fidanımız var efendim. Üretimin %80'i iç piyasaya gönderilirken son dönemde ihracatta da kapasite artışına gidiliyor. Türkiye'nin her bölgesine hem kargo ile hem de nakliye araçlarıyla gönderiyoruz. Ayrıca yurt dışına ihracatımızla başladı geçen sene. Bulgaristan, Yunanistan, ondan sonra İspanya. Bu sene de aynı devam edecek. Ne olacak? Bu sene de Romanya'la Makedonya'ya da filan ihracatı gerçekleştireceğiz efendim. Geçen sene 3 tane ülkeye ihracat yapmıştık. Bulgaristan, Yunanistan, İspanya. Bu sene Makedonya ve Romanya'yı da ekledik efendim. İş bitmediğini söyleyen Hüseyin Olacak, 5 yıl boyunca ihtiyaç duyulan her an yatırımcının yanındayız diyor. Sattığımız fidanı büyük bahçelere, kurduğumuz bahçelere 5 sene budamada da yardımcı oluruz. Ne oluyor? Budama zamanı gidip bizzat budamada başında bulunuyoruz ekiple beraber. Aynı zamanda oradaki elemanlara da budama ile ilgili bilgi veriyoruz. Budama böyle yapılır diye onları da öğretiyoruz. Öğrendikten sonra budamadan çekiliyoruz efendim. Danışmanlık hizmeti bununla sınırlı kalmıyor. Olacak ve ekibi ilaç ve gübre konusunda yapılması gerekenler konusunda ilgili dönemlerde yatırımcılara uyarılarda bulunuyor. Fidanları dikiciye sattıktan sonra hizmetlerimiz devam ediyor. Şimdi toplu mesaj olarak bir hafta içinde gübreleme, şu gübreyi gübrelemeniz gerekiyor. Bir hafta içinde şu ilacı kullanmanız gerekiyor diye aynı anda mesaj gönderiyoruz. Veya bir ay içinde budama yapmanız gerekiyor gibi. Kısa, orta, uzun vadede hedeflerine değinen Hüseyin Olacak, bulundukları konumu korumak, piyasada isimlerini daha gür sesle duyurmak adına yatırımlarının süreceğini dile getiriyor. Fidanların satışından kazandığımız paranın belirli bölümünü devamlı yatırımda kullanıyoruz. Zaten hedefin sonu yok. Yıllık üretimimiz ortalama 200-250 bin adet kapasitesine zaten ulaştık. Gelecek sene de Allah nasip ederse aynı sayılarda bir fidan çıkarmayı, satışa sunmayı hedefliyoruz efendim. Sonunda işbirliği yaptıkları tüm yatırımcılara teşekkürü ihmal etmeyen Hüseyin Olacak, doğru yerde, doğru zamanda, doğru yatırımın önemine işaret ediyor. Sahil Yenice Köyü'nün ceviz fidanı üretimindeki potansiyeline dikkati çekerek konuşmasını noktalıyor. Ceviz fidanı deyince akla zaten Sahil Yenice Köyü gelir. Ceviz fidanı üretiminin başkenti de Sahil Yenice Köyü'dür.
Türkiye geneline baktığımız zaman %90 üretim sahil İnce köyünde yapılmaktadır. Tabii biz günün şartlarına göre çeşit konusunda kendimizi yenilediğimiz gibi bütün sahil İnce köyü halkı da çeşit konusunda kendini yenilemiştir. Aşağı yukarı %100 gibi ismine doğru fidan üretimine devam edilmektedir. Bandırma arıcılık ve fidancılık olarak yıllardan beri ismine doğru sertifikalı ürettiğimiz fidana devam etmekteyiz. Bundan sonra da aynı hız ve özveriyle hizmet vermeye devam edeceğiz.